Bu sabah saat 8'e çeyrek kala infaz koruma memurlarımızı taşıyan cezaevi aracına bir el yapımı patlayıcıyla Bursa Mudanya yolunda bir direğin dibine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcıyla bir saldırı gerçekleşti. El yapımı patlayıcının uzaktan kumandalı olduğunu değerlendiriyoruz. Ve bu terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili savcılığımız, valiliğimiz koordinasyonunda emniyet teşkilatımız gerekli çalışmaları gerçekleştiriyorlar. İnşallah yakın bir zamanda failler ele geçecektir. Umudumuz odur. Aynı zamanda tabii bu eylemin sonunda bir infaz koruma memurumuz şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Allah cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Cengiz Yiğit. Terör örgütü fırsat kollar. Eğer rehavet içerisinde olursak bu fırsatı bulduğu andan itibaren de eylem yapmaya çalışır. Birçok eylemi engelliyoruz oluşmadan. Ve bu eylemle ilgili de İnşallah yakın bir zamanda failler bulunacak ve cezalandırılacaktır. Terör örgütü özellikle terörle mücadelede elde edilen büyük başarılardan sonra kendini ispat etmeye çalışabilecektir. Ve önümüzdeki dönemde özellikle Türkiye'nin iç istikrarını ve iç huzurunu bozmaya yönelik birçok eylem beklentisi elbette ki bize istihbari olarak sürekli iletilmektedir. Ancak bu konuda tüm Türkiye'de, milletimiz emin olsun, tüm Türkiye'de tüm güvenlik güçlerimizle huzurun ve istikrarın devamı için ve aynı zamanda bu tip eylemlerin de oluşmadan engellenmesi için gerekli bütün gayret ve çalışmalar devletimizin bütün kurumlarının koordinasyonuyla yürümektedir. Allah yardımcımız olsun ve teröre hiçbir şekilde fırsat verilmeyeceğini, bu tip ufak hücrelerin de tamamen kökünün kazınacağını bir vesileyle kamuoyumuza, aziz milletimize bir kez daha bildirmek isterim. Tekrar geçmiş olsun.